Niye CHP ile yürümüyorsunuz ya da CHP size ne yaptı falan gibi şeyler oluyor mu? Mesela evet. Millet kabul edebildi mi? Söyleyeyim. Ben işte takipte ediyorsunuz. Milletvekili seçilmeden önce de ama özellikle milletvekili seçildikten sonra yani binlerce insanla konuştum, sohbet ettim, muhabbet ettim. Şu ana kadar bir kez Bornova'da iki hanımefendi aday olmayın işte burası CHP'nin kalesi kalacak dedi. Bir kez oldu. Bir de bu laf var. Şimdi, o gelmedi aklıma. Şimdi ben daha öncesinde de bu cümleyi ettim. Daha şimdi de kullanmak istiyorum. O da şu. İzmir hiçbir siyasi partinin kalesi olamayacak kadar zengin ve kadim bir şehirdir. İzmir Cumhuriyet'in ta kendisidir. Mesela İzmir Cumhuriyet'in kalesidir. İzmir Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin kalesidir. İzmir demokrattır. İzmir sorgular, muhaliftir. Hep böyle olmuş. Serbest fırka burada kurulmuş. Tabii. Demokrat Parti bu bölgeden en yüksek oylarını almış. Adalet Partisi de ve ondan sonrası da 99 yılından itibaren ilk önce Demokratik Sol Parti, sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi. Ama geleneğe baktığınız zaman, yani tarihsel perspektiften baktığınız zaman İzmir nerenin kalesi, neyin kalesidir derseniz Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin kalesidir, demokrasinin kalesidir, muhalefetin kalesidir, çağdaşlığın kalesidir ama hiçbir siyasi partinin kalesi olamayacak kadar zengin ve kadimdir. Bizler ancak İYİ Parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, diğer partiler olarak İzmir'in o taşıdığı kimliğe uyum sağlayacak bir siyaset uygulamak zorundayız. İlk önce bu. Benim bu konuda bir şey daha söylemem gerekiyor. 100 yıllık koca bir çınar olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben ancak saygı duyarım. Çok büyük bir saygı duyuyorum. Benim oradaki itiraz noktam çok farklı. Benim itiraz noktam o koca çınarın altında, o gölgede tembellik yapanlara. O koca çınara çok büyük bir saygım var benim. Düşünebiliyor musunuz? 100. yılı ve evet. Türk siyasi tarihinin en eski, en köklü partisi. Benim o bakımdan bu partiye, o partinin kurucu değerlerine saygım tabii ki çok büyük. O çınara ben saygı duyuyorum. Doğru. Ama o çınarın altında onun gölgesinden yararlananları da eleştirmekten kimse beni alıkoyamaz. Bakın AK Parti'nin giderek burada yükselmesinin bir sebebi de buradaki özellikle yerel yönetimlerin AK Parti karşıtlığı üzerinden bir siyaset üretip burada iyi bir belediyecilik yapmamış olmasıdır. Benim ortaya bir iddiayla çıkmamın sebebi de bu. Ben niye bir iddiayla çıkıyorum? Benim Atatürkçülüğümden, milliyetçiliğimden, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine saygımdan hiç kimsenin bir şüphesi var mı? Yok. Geçmişime bakın, yaptığım konuşmalara bakın. Bir tane problemli bir açıklama görürseniz gelip yüzüme vurabilirsiniz benim. Yoktur. Tamam. Benim buradaki çıkış noktam şu. Ben İzmir'i yansıtabilecek, İzmirli'nin istediği bir belediyeciliği Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden sapmadan, onlara tamamıyla bağlı kalarak %100 ve en iyi şekilde yansıtabilirim. Ben bunun iddiasındayım. Herhangi bir partinin tamamıyla karşısında değilim ya da herhangi bir partiyle ittifak yapma derdim de yok. Ben İzmirlilere diyorum ki yıllardan beri AK Parti karşıtlığı üzerinden burada bir siyaset üreten ve çok da iyi belediyecilik yapmayan bir şey var, belediyecilik anlayışı var. Ben buna karşı bir alternatif olarak karşınıza çıkıyorum. Beni beğenirseniz oy verirsiniz, beğenmezseniz oy vermezsiniz ama benim adaylığım, benim en doğal hakkım ve İzmirliği iki aday arasında, yani AK Parti ve CHP adayı arasında seçim yapmaya mecbur tutmak da bence İzmir'e yapılacak en büyük haksızlıklardan bir tanesi. Hem haksızlık hem de saygısızlık bence evet. Bu. Peki siz şimdi sabah erken saatlerde başlıyor sizin olayınız. Konuşmanızın başında o İzmir, evet eskidi gibi, ikimiz de aynı fikirdeyiz bu konuda. Ne yazık ki yaşlandı. Çok yaşlı binalar var. İzmir'in böyle temelden bir yenilenmesi bile gerekir aslında ama ben başka bir şey sorsam. İzmir'in ilk Türkleşmeye, ilk Türk fetihlerini yaşamaya başladığı tarihten, ta Çakabey'den, Emir Sultan'dan bu yana genellikle Türk ve Müslümanların yaşadıkları kadim İzmir dediğimiz bölgeler hep fakir fukaralığın, hep garip kurabalığın merkezi olmuşlar. Bugün ne yazık ki bir zamanlar büyük dedelerimizin belki gelip de
yerleştikleri işte Basmane'nin yukarıları, Çimentepe, Kaynak, o civarlar, Eşrefpaşa civarı şu anda başka kültürlerin, başka insanların yerleri, yurtları olmuş. İnanın belli saatlerden sonra Anafartalar Caddesi'nden bile gitmek cesaret istiyor bugün. Ben sizde mesela İzmir'in hem sığınmacılar anlamında hem de kadim bölgesinin yenilenmesi anlamında kafanızdan geçen bir hayal var mı? Kurduğunuz bir hayal var mı? Mesela Basmane'de Anafartalar Caddesi örneğini verdiniz. Ben oraya sık giderdim. Hı-hı. Geçenlerde bir daha gittim. Hı-hı. Ve orada halk dilinde Yahudihane denir. Hı-hı. Bir kortejoyu ziyaret ettik. Onun içerisinde bir sürü işte kaçak göçmen vardı. Çok üzüldüm. Onlar bizim çünkü tarihsel zenginliğimiz. Onun karşısında İzmir'in ilk boyoz fırını vardı. Yerinde yerler esiyor. Baktığınız zaman burası doğru bir zihniyetle, vizyoner bir zihniyetle UNESCO ile işbirliği yaparak dünyanın en önemli kültürel miraslarından bir tanesi olur. Biz de o işbirliğine başlayacağız. Yani tarihi Kemeraltı projesinin sonuna kadar sahipleneceğiz. Siz Kemeraltı'nda gezdiniz. Onda çok. Ama ben çok tartışmalar var orada. Yani gayrimenkul fonuyla nerelere gidecek bunlar? Bunun yolu bu mudur? Değildir. Diyen insanlar da var yani. Değildir. Ama benim oradaki hayalim işte o Pierre'in oradan, o Mendelek'in oradan işte Marina. Marina'dan sonra bir yürüyüş yolu, tarihi Kemeraltı, onu üst tarafta Kadife Kale ile birleştirip ondan sonra şehrin başka yerlerinde arsa ürettikten sonra bir kentsel dönüşüm yapmak. Siz düşünebiliyor musunuz? Şimdi Kemeraltı benim seçim için gittiğim bir yer değil. Beni ilk olarak rahmetli dedem elimden tutup orada Sefer Usta'da bana tatlı yedirdi. Salepçioğlu Şanı'ndan da ben... Kazandı bir. Evet. Mennan'da dondurma, Mennan'da kapanmış. Evet. Orada ondan sonra karşıdaki Salepçioğlu Şanı'ndan bayramlıklarımızı alırdık biz. Tabii. Yani orası benim için bir seçim bölgesi, seçim gezisi falan değil. Benim çocukluğum hatırladım çocukluğunuzu... ya. Ama onun biraz ötesine baktığınızda mesela işte Havra Sokağı'na baktığınızda, diğer yerlere baktığınızda bunlar o kadar büyük zenginlikler ki kültür turizmi, inanç turizmi, bütün bunları orada geliştirebilirsiniz. Ondan sonra orayı yukarıyla birleştirdiğiniz zaman karşınıza inanın hiç abartılı değil, Roma gibi bir alanı çıkartabilirsiniz. Tabii. O bakımdan burada yapılması gereken şeylerden bir tanesi inanç turizmi ve kültür turizmi başta olmak üzere o taraflarda şehrin merkezini tekrardan yaşatan, gelir getiren ve doğru bir kentsel dönüşümle beraber hem İzmir'e hem de Türkiye'ye kazandıran bir yer haline getirmek olacak. Ben size sadece...